Kamp gününden herkese mutlu akşamlar. Bursaspor'un Afyon'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının 8. günü tamamlandı. Yeşil Beyazlar Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde sabah 9 ve akşam 6.30 olmak üzere çift idman gerçekleştirdi. Bursaspor'da ayrıca bugün fikstür de belli oldu. Yeşil Beyazlar Lig'in ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklar. Bursaspor'da yaşanan bütün bu gelişmelerin ayrıntılarını öğrenmek üzere ben yanımda bulunan Sönmez Medya Spor Müdürü Sayın Siyah Gürsoy'a dönüyorum. Evet Sayın Gürsoy, önceliklerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bursaspor'da yoğun bir gün geride kaldı. Bir günlük izin ardından takım çift idman yaptı. Fikstürü belli oldu. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle şunu hemen belirtelim. Çalışmalar tam anlamıyla nefes almadan devam ediyor. Artık kondisyon sabah kısmına ayrıldı. Akşam ağırlıklı olarak taktik antrenman üzerine çalışmalar yürütülüyor. Sabah da antrenmanın ikinci kısmında topla çalışmalarda özellikle tek pas üzerinde duruyor teknik direktör Samet Aybaba. Bunun da istediği şu, biz Beşiktaş'la oynarken Gordon Milne geldiğinde biz normal Anadolu usulü top oynadık dedi. Bir örnek verdi geçmişten, kendi futbolculuğu döneminden. Sonra bize tek pasın ne olduğunu öğretti. Biz ilk başlarda bir 3-5 ay birbirimizin üzerine vurduk. Ne olduğunu anlamadık. Sonradan da yetenekli oyuncular vardı. İşin hakkını verdik, tek pasın ne olduğunu öğrendik dedi. Şimdi futbolcularından da tek pas yapmalarını istiyor. Yani topa kimse iki kere ayağını değmeyecek. Samet Aybaba'nın birinci kuralı bu. Hızlı hücuma çıkılacak, ikinci kuralı bu. Ve top rakipteyken de mutlaka baskı yapılacak. Bu da üçüncü kuralı. Yani tempolu oynayan bir Bursaspor yaratmaya çalışıyor. Şu an elindeki kadro bunun için iyi. Çünkü genç ağırlıklı, nefesi kuvvetli futbolcular var. Ama onların da tecrübesi az. Şimdi tecrübelilerle gençleri bir arada harmanlayıp bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Bu bakalım ne kadar başarılı olacak. Öbür taraftan fikstüre gelirsek, bir Fenerbahçe yeni bir yapılanma, Bursaspor yeni bir yapılanma. Ben sadece Fenerbahçe maçı, bir de son 6 maça değineceğim. Son 6 haftalık periyot. Fenerbahçe karşılaşması, daha Filip Koku nereye geldim, ne oldu, ne bitti derken maça çıkacak. Bence iki teknik direktör arasında o maça kefeye koyarsan Samet Aybaba ağır basar. Niye ağır basar? Ligin en tecrübelilerinden biri. Bu maçların havası her zaman farklı olur. Bursaspor en kötü oynadığı dönemde bile Kadıköy'den puan çıkartmıştır ya da puan çıkartmaya yakın olmuştur. Geçen sezonu unutmayalım. Bir de şöyle bir durum var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak. İlk turu geçerse ikinci tur için rotasyon da yapabilir bizim maçta. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Oradaki tek handikap ne biliyor musunuz? Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un ilk maçı olacak olması. Evet. Yani o hava, o motivasyon ligdeki çok farklıdır. İlk maçı olması. Yani o maça ne Filip Koku ne futbolcular çok fazla asılmaz. Asılacak kişi Ali Koç'tur. Tek handikap bence o. Fikstürde son 6 maç Bursaspor için ideal. Ama şu açıdan da bir dezavantajı var. İkinci yarı o takımlar eğer düşme potasındaysa o zaman Bursaspor'un işi zorlaşır. Ama ilk yarı için gerçekten o periyoda kadar toplayacağı puanlar Bursaspor'a çok artı değer katacaktır. Transferde önemli bir gelişme var. Hemen onu da belirtelim. Fazla uzatmayalım. Çünkü akşam bir de markaj bağlantımız var. Hem Samet Zinciroğlu, hem İrem Özyılmaz, hem de Çetin Sabırlı. Onlara da biraz aktaracaklarımız kalsın. CEO konusunda çok ciddi bir adım atıldı. Yarın bu transferle ilgili net bir şey söyleyeceğiz. Yetki belgesi verilen menajer yarın CEO'nun kulübüyle masaya oturacak, görüşecek. Bursaspor Başkanı Ali Ay bu oyuncuyu istiyor. Kesenin ağzı açılmış durumda. Hoca da istiyor. Hoca da istiyor. Pek konuşmak istemem ama böyle iddialı. Bitti diyebileceğimiz noktaya geldi. Çünkü artık isim çok rahat telaffuz ediliyor. Bunu da bir detay olarak verelim. Teşekkürler Sayın Gürsoy aktardığınız için. Biraz sonra markajla birlikte olacağız tekrar izleyenlerimize. Evet, teşekkürler. Evet, kamp günlüğünde 8. günün özeti böyleydi. Biz yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız.